Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün The OA'den söz edeceğiz. Bu son zamanların Stranger Things ile birlikte en çok konuşulan, en çok yorumlanan dizilerinden Ve birisi. Westworld'la birlikte. Westworld'u koymadım neden soruya. Niye koymadın? Gayet Bilmiyorum, güzel. Netflix dizisi mi Westworld'da? Hayır, değil. Sanırım o ikisini öyle karşılaştırıyorlar çok. Netflix, HBO dizisi Westworld. Tabii çok daha güzel de onunla ilgili yorumlarımız başka zaten. Anlat bakalım, The OA neymiş? Şimdi Nasıl bir bu şeymiş? videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim. İki şey söylemek istiyorum. Birincisi, Doğa'yı izleyip sevdiyseniz bu videodan sonra beni hiç sevmeyeceksiniz demektir. İkincisi ne dersem, Doğa'yı izlemediyseniz hani biz videoların başında şey uyarısı yapıyoruz. Diziyi izlemediyseniz bu videoyu da izlemeyin diye. Bence Tam tersini bu diyecektim. videoyu izleyin, diziyi izlemeyin. Yani gerçekten en ufak bir zeka pırıltısı kaçıracağınızı düşünüyor olsam izleyin derim. İnanın, yürekten derim bunu. Ama bu dizi için bunu demek mümkün değil bence. Yani benim sevdiğim yanlar oldu ama asla izleyin diyemem. Bizim de bir Zeynep demiyor. Zeynep bunlara şeyimiz var katılmıyor. yani. Hayır yani iyi noktalar da vardı ama şimdi asla çıkıp da 70 milyonun önünde bu diziyi izleyin demem. 70 milyon çünkü bizi izliyor. Teorik Evet. olarak. Böyle. Evet, nasıl bir dizi bu? Nasıl bir dizi biliyor musun Zeynep? Yani sanki böyle birisi baya kafası iyiyken ya da zaten psikolojik sorunlarıyla mücadele ederken böyle halüsinatif bir halde bir script yazmış gibi bir dizi bu Zeynep. Tamam, yorumlarımızdan Apa önce özür bir dilerim. giriş yapacak olursak eğer, bu bir gizemli, yani konusu Evet. gizem diyebiliriz herhalde. Drama, Yani gizem, biraz evet, fantastik fantastik diyebiliriz. diyebiliriz. Bilim kurgu diyemeyiz. Fantastik diyebiliriz. Fantastik drama diyebiliriz sanırım, değil mi buna Evet, birazcık? olabilir. Ama fantastik yani benim çok alanım olan bir şey değil ama şöyle ki belli ki bunu yazanların da alanı olan bir şey değil pek yani. Keşke yazmasalarmış. Neyse tamam. Uzatmayacağım bu konuyu. Uzatacağım birazdan. Yani biraz modern alan, yani modern çağa kurulmuş bir fantastik Evet. dizi gibiydi. Yani evet. Bir hikaye anlatmaya çalışıyordu gerçekten. Ama hikayeyi bulamamış gibiydi. Yani o ama fantastik olarak gelen şey de hikayenin çatısındaki. Hani fantastik bir hikaye de olabilir. Kızın travmadan neden yani Evet. travma nedeniyle ortaya çıkan psikolojik sorunları da olabilir bunun. Orada bir Nasıl bileceğiz? Life of Pi çekmişler gibi bir durum vardı bize. Evet. Tabii oraları kurgusal tercihler aslında. Yine de anlattığı hikayeyi Şöyle. kendi içinde tutarlı ve şey olarak almak lazım. Şimdi benden hikayeyi anlatmamı istiyorsun ama hikaye o kadar çok Anlatamıyorsun. boşluk ve delik barındırıyor ki yani neresinden tutacağımı bilemiyorum açıkçası. Yani bir çatısı çok başarısız. Şimdi şöyle ben yine de hani gördüğüm kadarıyla anlatayım kısaca. Bir kızımız var. Bu işte eskiden körmüş, birden kaybolmuş ortadan bulunuyor. Bulunduğunda kör değil artık işte. Vay efendim neden kör değil falan işte medyada olay oluyor falan. Ondan sonra ailesine tabii daha önce görmediği için elleyerek falan tanıyor böyle. Ondan sonra adı Prairie. Ama diyor ki benim adım Prairie değil. Nina. Ben The OA'yim. Tabii Nina Ha öncesinden var hayır, tabii. The Doğru. OA'yim diyor. Ne diyor ya bu falan diyorlar herhalde çocuğu kaçırdılar. O da bir yerden sonra sıyırdı. 7 yıldır yok kız ortada çünkü yani. Argolu konuşuyorum ben de çok ha. Evet. Sıyırdı falan. Neyse. Ondan sonra işte kız bu sefer diyor benim internete ulaşmam lazım. İşte bir şeyler yapacağım. Homer diye birilerini sayıklamaya başlıyor falan. Kız bayağı böyle psikolojisi bozuk hareketler gösteriyor bu süreçte. Ailesi ona ulaşamıyor, ailesine ne olduğunu anlatmıyor falan. Sonra mahalledeki çok da böyle izbe bir yerde yaşıyorlar. Evet. Böyle bir suburban en ucunda falan yaşıyorlar yani. Oradaki bir çocukla yolları kesişiyor. O çocuk da böyle işte ergen bir evladımız böyle sorunlu falan birazcık. Ama yüreği iyi bir çocuk. Ondan sonra kalbi temiz, temiz bir çocuk. Neyse, çok değil aslında. Neyse,
Onunla yolları kesişiyor. Beraber birbirlerine yardımcı olmaya başlıyorlar. Kız diyor ki bana 5 kişi bul, getireceksin. Bu 5 kişinin güçlü olması gerekiyor diye diyor ama güçlüden kastını hala anlamış değilim. İşte strong bir şekilde, and flexible falan diyor. Esnek böyle hani dans edecekler diye mi? Şunu şunu yapmak için mi esneklik gerekiyor? Dansa da geleceğiz. Neyse işte bu 5 kişi geliyor. Bir şekilde toplanıyor bu 5 kişi. Başka bir şekilde toplanıyor ama ondan sonra kız bunlara hikayesini anlatmaya başlıyor. İşte ben şöyle diyor. Küçükken ben Rusya'da doğdum. İşte babam mafyadan beni korumak için çok uğraştı falan filan. Ondan sonra kızı başına bir şey giriyor. Bu mafya insanları. Neydi mafyanın adı ya, unuttum. B'li bir şeydi ama. Böyle bir Rus mafyası işte. Bunlardan herkesten haraç kesmek istiyor. Bu insanlar yanaşmayınca bütün çocuklarını okula götüren otobüsü şey yapıyorlar, sabote ediyorlar. Otobüs donmuş dereye falan düşüyor. Dereye diyorum işte, neyse artık donmuş bir suya düşüyor. Herkes ölüyor. Kızı karaya vurmuş halde buluyorlar. Kız kendine geliyor. Ölmüş ve dirilmiş oluyor. Yani near death experience denen, değil mi? Tamam, ölüyordum da geri geldim gibi. Öldüm, ışığı gördüm, geri geldim falan gibi bir olay yaşıyor. Evet. Ondan aslında sonra, bu olaylarla bayağı ilgili bir dizi yani. Evet, o şey de bunun üstüne kurulu çatısı. Bir de psikotik bir doktorumuz var, bilim insanı. Kendisi de bu olayları yaşamış insanları topluyor. Evet, rızasıyla veya rızası dışında evine getirerek bir kafese kapatıyor. Ve zaten dizinin büyük bölümü bunların buradan kaçma çabalarıyla geçiyor. Bu hareketi yaptığım için üzgünüm ama yani gerçek anlamda bir çaba demek zor buna. Ondan sonra işte böyle yani işte kız melek olduklarına inanıyor. Çünkü bu insanlar ölüp baştan diriliyorlar sürekli. Yani ölüp derken o NDE'yi yaşayıp tekrar hayata dönüyorlar. Aslında şeyden de geliyor bir ölmelerinin birinde orada Katun var ya. Hı hı. Katun'a diyor am I like you diyor. Hani ben senin gibi miyim diyor. Hı hı. O da hayır sen orijinal olan sensin diyor. Hani hı. Oradan onu Katun'u Angel olarak gördüyse evet. hani kendisine de bu sanrılarında ya da deneyimlerinde bu şey veriliyor. Hani kendi kendine o yaftayı almıyor tam olarak. Evet ama sanrılarını da yapan beyni yani sonuçta. Sanrı ya da bu fantastik yani travmatik bir diziyse sanrı. Fantastik bir diziyse işte ölüme az kala olan şeyler. Evet. Şimdi ben bunları çok sorgulamıyorum. Tamam mı? Yani istediği yerden istediği şekilde bir hikaye çıkarmak da özgür bence bir dizi. Tamam mı? Ay inandırıcı değil falan. Yani fantastik sonuçta. Onlara takılmıyorum kesinlikle tabii ki. Olabilir ama fantastik bir ürünün başarılı olması için, etkileyici olması için kendi içinde tutarlı olması gerekir değil mi? Kesinlikle. Şimdi dizi kendine 4-5 bölüm izletiyorlar. 4 bölüm falan izletiyor. Ve bu izletmenin tamamı bu kaçırılma olayı ve nasıl kurtulacaklar suspense'i böyle. Merak ediyor insan. O merağa dayanıyor. Yani başka hiçbir şeye dayanmıyor. Başrol oyuncusu başarısız bence. Artı o nasıl bir saç rengi? Bunu söylemeden edemeyeceğim. Doğal bir saç rengi mi? Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü 7 yılda hiç saç rengini kaybetmedi. Neyse. Ve bir noktada kahverengi kökleri görünüyor ama bilmiyoruz. Bu ikisini geri alıyorum. Değiliz. Evet, değiliz. Ondan sonra yani şey oyunculuk yani ama oynayacak bir sanat yok ortada zaten yani hani nasıl ne diyeyim yani hani ya ilkokul şimdi ben yani, şey yapayım gibi. Ben o zaman sevdiğim yerlerden söz edeyim böyle bir fikir çarpıştırmasına dönüşsün çünkü hep sevmediğim şeyleri anlatınca tabii. O zaman izlemeyin deyip geçeriz ne anlamı var tabii karıştıralım şöyle. Evet yani hani evet bence hiç söyleyeyim bakalım neleri sevmişim bakalım sen ne düşünmüşsün evet. Şimdi öncelikle ben şeyi çok sevdim. Hikayenin anlatılış şeklini çok sevdim. Yani burada merak edilen bir hikaye var. Özellikle de kızın Rusya'daki zamanlarından falan. Oranın eski anlatırken çok güzeldi. Yani son bölümlerde değil de ilk 3-4 bölümde hikayenin anlatılış tarzı çok güzeldi evet, bence. Rusya'daki
Evet, Rusya'daki kısımlar özellikle. Ve bu ateşin etrafında toplanıp oradaki herhangi bir insanlarla bu hikayeyi paylaşması, sana da daha önce demiştim, sözlü edebiyat geleneğini bana çok hatırlattı. Sanki işte Bard geleneği, Ozan diyoruz Türkçe'de ama aynı şey değil Bard'la. Onun gibi yani toplanıyorlar, anlatıyorlar. Ve anlatılan şeyler de tamamen tutarlı değil birbiriyle. Çünkü tutarlı olamaz zaten. Sözlü edebiyatın temelinde her anlatışta değişme vardır. Evet. Dinleyenlere göre değişme vardır, gündeme göre değişme vardır. Tabii bunlar ortaçağ gelenekleri. Hı hı. Hani o geleneği bana hatırlattığı için böyle bir içim ısındı, çok hoşuma gitti. Ama hikaye düzgün devam etmediği için yani tutarlıktan kastım anlatımla ilgili değil, olayları birbirine bağlayamıyorum. Madem öyleydi, niye burada kaçmadı? Madem şöyleydi, yani sen sırf bir insanın ölmesin diye 7 yıl hapis kaldığın ve 5 insanın hayatın sana dayandığı bir noktada ay yok ben ama öldüremem diye böyle, yani hani o tür tutarsızlıklardan söz ediyorum. Yoksa anlatımla ilgili tutarsızlıkları bir kaçış noktası yaratmışlar kendilerine. Kız anlatıyor, 5 kişi dinliyor. Evet ama kızın kendi içinde tutarsız olması yine de saçma değil mi yani? Aynı anlatan aynı kişi, mesela senin dediğinde sözlü edebiyatta farklı insanlar anlattıkça değişir değil mi? Hayır, kendisi anlatınca Dinlendirin. Değişiyor. Çünkü dinleyenlere göre, mesela benim o gün kitlemde daha yaşlı insanlar varsa, atıyorum tanıdığım daha neşeli insanlar varsa. Peki bu kızın kitlesi hep aynı insanlar? Kızın kitlesi hep aynı insanlar ama o sözlü edebiyat geleneğini andırıyor diyoruz o yüzden bu hani bu sözlü edebiyattır diyemeyiz zaten. Film çünkü yani. Bir de zaten hafif yani tabii ki kızın travmatik olduğu belli, hani kafa biraz zaten gidik yani. Orada başka bir şey deyip orada başka bir şey demesi de çok şey. Zaten bir terapi süreci ilerliyor. Hani o FBI'nin uzmanıyla konuştuğundan söz etmiyorum. Hı-hı. Kız bu 5 insana hikayesini baştan anlatarak, ki sözlü terapide vardır ya bu, hı-hı, anlatırsın. Anlatman da bir onun için bir kapanıştır, bir içinden çıkar. Evet. Huzura erersin. Burada böyle bir şey yaşıyor kız. Yani. Evet evet. O anlatarak. Şimdi yani şey asıl katarsisini orada yaşıyor aslında. Çünkü kafeslere tıkılıyken hiçbir şey yaşamadılar. Sadece kaçmaya ya da dans etmeye çalıştılar. Evet yani, yani o dışarıda. O çok fantastik yaşıyor bir şeydi. Yani 7 yıl bu insanlar o kafeslerin içinde değil de hani 2 gün falan durmuşlar gibi bir ruh halleri vardı. Her şeyden önce bence. Hani tamam meleklermiş olsun, melek her neyse yani o kontekste. Meleklermiş olsun yine de yani hani sabır küpü olmak falan gerekir yani her biri için. Ve mesela karakterlerden biri hiç de sabır küpüne benzemiyordu dikkat ettiysen bayağı. Ya. O öldükten sonra, diriltildikten sonra yumuşuyor. Ama ölene kadar bir 4-5 yıl geçti yani, öyle değil mi? Tabii canım, her gün ölüyordu zaten de, bizimkiler dirilttikten sonra yani, demek istedim. Ben de evet onu anlamıştım zaten. Yani. Şimdi şöyle bir şey var bak, şimdi artık izleyiciler daha hakim ya birçok. İşte popüler bilim konusuna, popüler kültür konusuna falan. İzleyiciler pattern görmeye çalışıyor. Tam bir desen görmeye çalışıyor anlatılan hikayede. Ve olmayan açık uçları da kendin birleştirmeye başlayabiliyorsun bazen. O da bence yapımcıların, yazarların işine yarıyor. Çünkü evet, farklı şeyler, yorumlar ortaya çıkarması. Evet. Mesela hiç düşünmemiştir eminim bu. Yani şu an mesela işte forumlarda bilmem ne konuşulan şeyde hiç düşünmemiştir yani yazarlar. Tabii. Ben diyorum zaten şey bu IMDb'nin forumlarını, yorumları okuyoruz. Yani onları okurken daha çok eğlendik ve ikinci sezonu yazarken o forumlara bakabilir. Başroldeki kız zaten asıl yazarlarından birisi. Evet. Direkt forumlardan. Ve bu, dediğine yanıt olarak dediğin çok doğru. Mesela şimdi senin tutarsızlık olarak saydığın şeylerin bir kısmına ben orada hani biraz psikoloji temalarından gelebiliyorum. Mesela o kafeslerde o kadar sakin olmaları. Bir Stockholm sendromu diyebiliriz. Ondan sonra orada bir grup haline gelmişler. Birbirlerine kenetleniyorlar. Bütün dizi Stockholm sendromuna ağıt yani. Yani işte zaten. Hani niye böyle davranıyor adama diye delirebilirsin. Tutarsız diyebilirsin. Ya da niye bu kadar sakinler, niye kaçmaya daha çok çalışmıyorlar diye. Mantıksız deyip hoşuna gitmeyebilir ama bir yandan da dediğin gibi biz izleyiciler olarak çok şey izlediğimiz için artık onları birleştirip ama Stockholm sendromu tamam sorun değil, dizi harika falan da diyebilirsin yani. Yani evet, o kadar hani hayal gücünü çalıştırmak istiyorsan beğenebilirsin de belki yani o kadar şimdi çok iyi diziler yapılıyor yani onların yanında o kadar komik kalıyor ki, hı hı, yani
O şeyi ben göremiyorum ama puanları da hiç Ya fena nasıl değil. 10 üzerinden 8 alır bu dizi? IMDb'de anlamıyorum. Benim sevdiğim yanlarından başka bir yan yok açıkçası. Sadece o anlatım. Peki İşte sevmediğin sözlü yanları? edebiyata gönderme yapması. Yani onun dışında yanlış anlasın, yanlış anlaşılmasın, yani sevilecek bir yanı yok. Sevmediğim yanları. Şimdi bu, hadi şu fikri alalım, bu fikri alalım, şöyle güzel bir çorba yapalım şeklinde yapılmış. Yani. Açık uç bırakalım da gizemli dursun diye saçma açık uçlar bırakılmış. Evet. Yani bu böyle. Şimdi bak dizi tamam mı? Fantastik bir dizi ama 4 bölüm seni şeyle götürüyor zaten. Ya da daha fazla eğer sabrın müsaade ediyorsa. O kaçacaklar mı? Ne olacak? Kaçacaklar mı? Şeyle götürüyor seni değil mi? İlginç karakter de sadece doktor bence yani. Benim bütün dizide gördüğüm. Bir de işte kıza yardım eden çocuk birazcık yani. O da normal teenage Çok sinirli ilginç. oğlan yani. Evet. Tek Bir şey doktor karakter bir gerçekten. evet çünkü gri siyah beyaz yerine gri fikrini sürekli empoze ediyor doktor tamam mı? Evet. Tamam yani ama bu da milyonlarca kez yapılmış. Özellikle Hiç. de deli ve kötü niyetli bilim Ha. insanları ve yani direkt böyle Yani adam da şeyler kendi nedeniyle. kafasında bilime hizmet ediyor. Beraber Aynen. güzel bir şey yapıyoruz diyor ama tabii ki Çok işlenmiş bir konu dediğim gibi evet yani. yani psikotik yanları da var adamın. Hani zaten bütün olay yani etik olarak arada kalmışlığa hizmet ediyor değil mi? Diyor ki zaten yani nihayetinde benim bunların hiçbir önemli olmayacak diyor diğer doktor diyor galiba. Elde edilen sonuç önemli olacak. Kimsenin umurunda olmayacak bu sonuca nasıl ulaşıldığı vesaire. Bunun kontrastı da var dizinin içinde. Mesela bizim melekler için polisin karısını tedavi ederken de bir konuda daha olmuştu. Her şey siyah ve beyaz aslında. Mesela hani biz bu kadını tedavi etmeye çalışmayalım çünkü bizim kaçmamız daha önemli demiyorlar. Siyah ve beyaz gerçekten. Hayır, biz iyi insanlarız, tedavi edeceğiz diyor. Ama gri Biz yapsa, meleğiz diyor. kurtulacak oradaki 5 insan. Hani onu düşünemiyor. Evet, onu da düşünemiyor. Ütiliteryen yaklaşamıyor. Daha çok insanı Evet. kurtarmak gibi. Ama yani şimdi bu doktor gri diyor ama bizimkiler gri demiyor. Böylelikle gri olmasına bir eleştiri var. Belki. Aslında yazar siyah ve beyaz olmasını istemiş ama hayat siyah ve beyaz diye, bunu hepimiz biliyoruz. Zaten Ya gri da olması sen akıllı bir normal insan olur yani. olarak var olmayan bir şeyi bu diziye oturtuyorsun ve bir şey çıkarabiliyorsun bu diziden. Yani bilmiyorum hani Evet ya, bunu hiç düşündüklerini sanmıyorum ben yazarken. ya birçok şeyi düşün yani herhangi bir şey düşündüklerini zannetmiyorum ben bazen. Bir de şu mesela başrol oyuncusunun aynı zamanda yazar olması ya da yapımcı olması da çok bir tehlike işareti bence genel Tehlike. olarak. Ya zaten şey, Orada yani yüksek bir egoya işaret ediyor değil kendi mi? yazdığı şeyi oynayan insanlara baktığımızda ben ortasını pek göremiyorum ya da başını görüyoruz. Mel Şöyle, Gibson. ya çok ünlü, çok paraya sahip, zaten ne yaparsa tutacak insanlar oluyor. İşte Mel Gibson dedin, Woody Allen gibi falan filan. Woody Allen yani 20 filminde aynı cümlelerden espri türeten bir insan, yani direkt aynı cümleyi birebir 20 yıl araya bile görebiliyorsun. Yani orada bir ego oynuyor artık. Bu diğer insanlar, Benden daha başka gençler. kimse daha iyi oynayamaz diye Ha. Evet, düşünüyorum onun bir herhalde. karakteri artık o. Daha gençler var. Mesela bu kız bir genç. Yazmış, oynuyor. Zaten 3 tane filmde rolü var daha önceden. Yani çok Öyle bir, mi? henüz kariyerimizin başındayız yani. Netflix Hmm. tarafından nasıl kabul edildik bir muamma benim için. Çok büyük muamma. Yani Netflix çok iyi diziler yapıyor. Bunu bu arada söylemek Evet isterim. yani çok şaşırtıcı bizim için yani. Yani hani ilk yorumlar iyi olmasaydı bu tuzağa düşmezdim gerçekten. Keşke birkaç gün daha bekleyip başka bir şey Ama izleseymişim bazı diyorum. gençler de var ki sadece karakter yazıyor ve çok güzel şeyler Evet. yazıyor. Mesela Miranda July ilk aklıma gelen şey. O da komedi yazıyor ve drama komedi, böyle drama ağırlıklı ve sadece kendisi oynuyor. Yazıyor, kendisi oynuyor ama oluyor. Şimdi öykünmeden önce biraz daha gelişmek lazımmış. Kesinlikle yani bilmiyorum hani endüstrinin eleklerine de güvenmek istiyor insan. Mesela Netflix'ten nasıl onay alıp böyle bir yere gelebilmiş bu dizi? Yani evet. Değil mi? Netflix'e ilk mesela sunduklarında ilk bir saatini anlatmışlar ya bir yere varacak mı bu falan demişler ki ilk bir saat yine iyi bir saat yani. Evet, çünkü onlar görüyorlar. Nasıl ikna etmiş bilmiyorum ama ilk onayı aldıktan sonra 2 sene bu senaryo üzerine çalışmışlar. Peki Zeynep'ciğim, dizinin sonu hakkında ne düşünüyorsun? Dizinin sonu hakkında bir şey düşünüyorum. Ondan Hayır. önce sana bir şey soracağım Tabii ama çok lütfen. aklıma Lütfen. takılan bir şey. Şimdi melek melek deyip duruyoruz. Burada 5 melek var. 5.
melek. Bir tane de artı bizim kız var. Hı. Ya da şeye bakarsak. O da orijinal melek. O da orijinal melek. D.O.A. Ya da kafeslerin olduğu alana bakarsak 5 melek var sadece. Dışarıda 5 artı 1. Çünkü artık melek öğretici oluyor. Neyse. Bu kadar melek söylenip bir dini kitaplara gönderme olmadığını düşünmek garip olur diye düşünüyorum. Evet. Ama ben bir gönderme çizemedim. Yani birkaç meleğe baktım ama ben tabii şeyden baktım. Anglo-Sakson gelenekten baktım yani. Oradaki meleklerle şey yapamıyorum. Ben birleştiremedim. Mesela öğretmen hangi melek falan. Hani böyle bir şey olmuyor, atılmış ama birleşecek bir yanı yok gibi duruyor. Evet. O zaman bizim kız oradan atıldığına göre şeytan mı? D.O.A. Çözdün mü? Ne düşünüyorsun melekler konusunda? Bak işte bak yine aynı olay oluyor işte. Evet, yani. Zor yorum çıkar çünkü yani. Çünkü insan beyni bir desen görmek istiyor desen olmayan yerde. Yani gerçekten o kadar kopuk ki her şey ve o kadar ilkokul düzeyinde ki yani göremiyorsun bir desen kendini uyduruyorsun işte. Yani böyle. Bak 5 melek 6 melek yani olmamalı. Niye 5 artı 1? Hani yani bir şey biz böyle atalım eğitim konuşulsun düşünülsün ama asıl bir şey yok henüz mi yok? Evet. Sen yani, sonu hakkında ne düşünüyorsun yani? Dur benim bir, var mı melek? Ha, hayır pardon. Şimdi şu melek olayı bir kere bir de şey var yani bu kız eğer halüsinasyonlarını anlatıyorsa mesela ya da ne bileyim o anda kafasında uydurduğu şeylerse o 5 insanı hapsolan 5 melekle de eşleştirebilmek evet. Gerekir değil mi? Herhangi birinin karakteri birine uyuyor muydu? Sırçın çocuk var başka bir şey görmüyorum birini ben. Birini eşleştir. Tirebiliriz sence Alfonso ile Homer'ı o da aynada kendisini gördü diye. Homer ama olarak. O noktaya kadar ben ilk iletişim kurduğu insan olan sarışın genç çocuğu Homer olarak düşünürdüm. Aşk anlamında değil de değil ilk onunla iletişim daha kurdu, ilk onunla bağ onunla kurdu yani. Onunla bağ da daha yüksekti falan. Ve neyse. O da kızın canını acıttı, Homer'ın onun canını acıtması evet, gibi. Evet, öyle bir şey vardı. Yani bütün metaforlar yani tutuş varsa yani. Da çok böyle ufak ve saçmaydı yani hiçbir yere değmiyordu. Hani Westworld'u konuşurken mesela çok fazla metafor olduğundan ama bağlanmadığından bahsettik ama yani öpüp başıma koymak isterim Westworld'u. Onda yani. Bağlanmayan birkaç nokta çıkarabiliyorduk. Bunu da ortaya atmış. Ne inci söylemek mi öyle bir laf var ya Türkçe. Söyleyivereyim bunu da falan. Şey gibi. Aslında name derinlemesine drop. Ha name drop işte. Ona incili bir şey var onun Türkçede bir lafı var. Neyse. Sana güveniyorum. Bir de mesela şeyi düşündüm ben bugün de mesela Unbreakable Kimmy Schmidt izliyorduk. O da bir Netflix dizisi ve harika bir komedi dizisi. Onunla ilgili de bir videomuz olacak umarım yakın bir zamanda. Mesela bu bir komedi dizisi. 2 sezonluk bir dizi. Ve bu dizinin tek sezonundaki karakter gelişimi bile ki yani yarım saatlik bir 20 küsur dakikalık bir komedi dizisinden bahsediyoruz. Yani karakter gelişimi bile her yan karakterler dahil olmak üzere bazıları mesela Titus'ta. Bu dizinin tamamındaki ve sözde bu bir fantastiktir ama karakter gelişiminden fazlaydı. Yani herhangi bir karakter gelişimi gördüğümü hatırlamıyorum yok. Ben. Ya sadece bence bir karakteri olduğunu ipucusunu veren sadece doktor var. Evet. Geriye kalan herkes ya böyle kukla bir piyon, gibi, değil mi? Kukla etrafta. Kız da bir şeyler anlatıyor ama kızın kendi söyledikleri zaten kendine bir karakter oluşturuyor gibi bir şey yok. Yok. Birden duruyor böyle bir şeyler söylüyor. Böyle çok böyle havalı havalı bir şeyler söylüyor. Bilge, ama öyle gece. Söylediği zaman sadece deli görünüyor. Ya da travmada görünüyor. Travmada olması da normal. O zaman biz zaten travmatik bir insanın durumla başa çıkma hikayesini dinliyoruz. Tabii. Yani. Zaten o açıdan baktığımda olay daha anlamlı genel olarak evet. Yani en azından ama böyle de kandırılmış gibi hissediyor insan kendini. Yani evet bir de sonu ne o zaman? Yani şimdi sonuyla ilgili sen mi söylüyorsun? Sonuyla sen ilgili söyle görüşlerim. Bakalım. Şimdi ben öncelikle şeyi sevmem. Ben duygularımın böyle hedefe atış atar gibi şeylerle, desenlerle sömürülmesini sevmem. Mesela bir öğrencinin taramalı silahla okula girip etrafı ateş etmesi. Bu herhalde dünyadaki herkesi üzebilecek banko bir şeydir yani. Hani ve Amerika'da çok sık olan bir şey. Columbine olayı. Amerika'da çok sık olan bir şey ve çok konuşulan bir şey. Amerika'da eminim bayağı üzmüştür izleyen herkesi. Bizi de üzdü. Yani beni çok üzdü. Tabii yani ve bu şey yani. Bunu koyayım da burada duygusal bir etki yaratsın diye kullanılan bir koz. Evet. Ama hikaye onu oraya götürse tamam hiç sorun değil. Evet. Ama bu böyle bir Deus Ex Machina gibi. Tamam. Hadi bunu koyalım da toparlansın konu. Böyle bam diyerek bitirelim. Tamam.
Tamamen rastgele. Ye, konduğu için hiç hoş değil. Beklenmedik. Ve yani onların orada yaptığı dans nedeniyle çocuğun dikkati dağılıyor ve hiç elinde silah olan, kimseye yaklaşmayan Amerikan insanlarından bir kantin görevlisi atlayarak çocuğu etkisiz hale getiriyor. Yani o zaman orada zıplayabilirlerdi yani. Yani başka bir şey olabilirdi. Shooter bu işte vuran insan geliyor, tamam mı? Ve bunlar birbirlerine bakıyorlar. Hadi o öğrendiğimiz 5 hareketi, o 5 harekette bu meleklerin hareketi 5 tane var. 5'ini de yapınca portal açılacak diye iddia ediyor bizim deli kız. Bunlar birden böyle hip hop videosu gibi çıkıp bu dansı yapıyorlar falan, böyle bir şeyler. Ondan sonra şeyde, shooter'da tabii her aklı başında olmayan insan gibi o bile öyle kalıyor. Sonra gidip bir tane işte mutfak görevlisi onu bir yere yıkıp tabancasını alıyor falan. Yani hani daha kötü yazılabilir mi bir şey? Ben çok etkilendim ve çok kandırılmış hissettim. Çünkü zaten etkileneceğim. Orada millet panik yere yatıyor. Ölecekler mi? Nedir? Yani ne, hangi noktadan etkilendin? Hayır, bak zaten bu bir etkilenme nesnesi gibi. Tabii. Mesela şey gibi, dizi kötüye gidiyor. Ne yapalım? Bunlar bir aldatsın falan. Abi, falan. Hani böyle bir. Oraya. Ne yapalım? Kim etkilenmez Columbine'dan? Tabii ya, ya kesinlikle. Bak ben etkilendim ve kullanmış hissettim. O an benim için diziyle ilgili iyi şeyler de yok oldu. Ben etkilenmedim açıkçası. Çünkü yani o kadar alakasızdı ki, ne alaka falan diye böyle düşünüyordum. Sonra dans etmeye başladılar o ara zaten. Hani birden komediye dönüştü o an benim için. En son sahnesi de çok kötüydü bence. Sen böyle bir ne ödüğü belirsiz, hiçbir yere bağlanmayan dizi yapıp son sahneyi bu kadar pis cliffhanger bırakabilir misin? Ne diyor? İşe yaradı yani. Homer'ı bulduk mu diyor. Yani ya da kız yeni bir halüsinasyon görüyor. Yine öldü. Öldüğü yerde Homer'ı gördü falan. Bir de yani 7 yıl kaybolmuş, 7 yıl hapis gibi hayat yaşamış bir insanın niçin bir sadece bir uzmanla konuşmayla salı veriyoruz? Yani böyle gerçek doktorlarla hastane ortamında tedaviye ihtiyacı var şu an kızın ve ailesinin yani. Yani ailesine sürekli beni göndermeyin geri diyor ama hani o öyle işlemiyor yani. Baksana kızcağızım deliriyor mu, dizimi yazıyor belli değil yani. Yani bir de o kadar çok hikaye açığı vardı ki yani hani. Ya not alsan bitmez yani. Evet, not alsan bitmez. Bir nokta yani bunları dönüp bence. Dönüp güldük. En basitini söyleyeyim. Bunlar şimdi bu hareketleri unutmamak için üzerlerine kazıyorlar şeyleri, tamam mı? Oraya değil. Pardon, buraya değil ama. Görebilecekleri bir. Kız sırtına nasıl becerdiyse onu kendisi kazıyor. Bir de nasıl görecekse onu sonra. Onu sana söylemiştim ama. Birbirlerini izliyorlar yaparken. Ha, hemen şöyle döndüğümde mi görecek onu biri falan? Hayır, mesela Homer burasına böyle yapıyordu. Kız onu izliyordu. Hani belki diyordur biraz sağa biraz sola. Ama asıl fikrin çok güzel. Niye? Ama ya yap koluna, koluna arkadaşım. Bacağına. Sırtına yakınca ne oluyor yani? Mantık. Hadi sırtını nasıl çiziyorsun doğru düzgün? Çok saçma ki zaten. Şurada nasıl çizdin? Niye buraya yapmıyor ki? Yani hani burası görünüyor de bacağının içi olabilir. Hah yani. Bağların evet, içi falan. Bilmiyorum. Herhalde daha havalı görünsün diye böyle birden sırtta izler görünce böyle bakma falan olur ya. Bir dakika evet yerde. Doğru. Geri oradan kurtulunca geri kapatıp insanlar falan. Görmezdi bacağının içinde olsaydı. Yoksa der jiletle dikkat çizmiş kolunu için. Bacağını deli işte falan derlerdi yani. Ya bence 7 senede o kafeslerin içinde oradaki nesneler, birçok nesne vardı çünkü oradan yani o ağaçların kesici neler değil neler ince yine. Yapraklarından bile birbirine sara sara 7 senede öyle bir silah yapılır ki. Ya 7 senede domates tohumu bulursun bir yerden ya. O kadar istersen yani. Bir yerden bulursun onu ya. Adamı zehirlersin yani, adam domates alerjisi var. Neyse yani bütün olay... Domatesi de yedirdi, son anda kurtardı yani. Adamı. Tabii kurtardı adamı. Neyse çünkü... Stockholm sendromu da gerçek bir şeydi. Evet ama... Bağlanması lazım. Yani işin özü tutarlı hikayeler yapalım. Yani kimseye bir faydası yok. Bu zaman ben 6 saatimi geri istiyorum. 8'miş galiba herkes. Yarım saatte bu video... 8 diyor herkes. 8 buçuk saatime geri istiyorum arkadaşlar. Size kesinlikle önermiyorum. Yani hani eleştirel yaklaşıyoruz biz birçok şeye. Ama yani gerçekten çok sevdiğimiz şeylere de eleştirel yaklaşıyoruz biz. Yani onu da söylüyoruz zaten. Eksileri artılarıyla konuşuyoruz her şeyi. Ama yani benim için bu dizinin tek bir artısı yok. Gerçekten tek bir artısı yok ya. Tek. Sıfır. Yani açıkçası ben o ölüp dirilme olayını da çok anlamış değilim. Bir kere ölüp ışığı görüp gelme dediğimiz near death experience yaşadı diye her öldürüldüğünde bunu yaşayacak anlamına geliyor. Bu i̇şte, nasıl bir kafa? Swoosh sesi duyuluyormuş. Adamımız da audio file evet, zaten bilim insanımız. Şey bir şekilde yani böyle şarkının ilk notasından o insanüstü müzik dehasını da anlayabiliyor. Yok, onu anlıyorum. Anlıyorum dediğim. Anladım.
Ama yani anlayış göstermiyorum. Peki gerçek hayatta bu parçaları normal insanların çaldığını düşünürsek bunu nasıl anlamlandırabiliriz? Orada hiç anlamlandırılacak bir şey yok. Yani ben şey düşünüyorum. Adam düşünüyor ki genç insanlar harika müzik yapamaz. Ve şey bu 21 yaşındaki kızım yani 50 yaşına kadar yansıtamaz. 50 yaşına kadar ki geçen deneyimler, yaşanmışlıklar, belki eğitimlerle anca çalabileceği bir şey şimdi çalabiliyor diyor. Yani bence o çok kötü bir fikir zaten de. Yani o fena olmadı ama yani öyle düşününce hadi de neyse. Ha, bağlayacak bir yer bulabildik diye seviniyoruz da bağladığımız yer güzel bir yer değil. Güzel bir yer değil. Oraya gitmeyin arkadaşlar. Sen benim dediğime ne diyorsun? Hangi? O NDA bir kere yaşadı diye. Hep yaşayacak NDA, diye düşünüyorum. NDA. NDA Non-Disclosure Agreement. NDA yaşadı diye hep yaşayacak mı? Yani işte bu insanlar özel insanlar diyor zaten. NDA yaşayan herkese mi oluyor bu? Belki herkese oluyor. İşte herkes de yaşamıyor demek ki bu NDA olayını. Onların bir özelliği var diyor. Bir afterlife olduğunu ben şey yapacağım. Sonra bir şey olduğunu anlatacağım. Neyse. Sonuç olarak önermiyoruz. Kesinlikle. Evet. Bu kadar. Açık bu kadar. Ve net. Önermiyoruz. Başka şeyler izleyin. Başka şeyler izleyin. Birçok dizi var. Buffy izleyin. Buffy izleyin. Biraz Buffy konuşalım arkadaşlar. Harika dizi ya. Buffy izleyin. Sonra Angel izleyin. Sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.